bir ihmalin hem de çok ağır bir ihmalin haberinde sıra. İstanbul Küçükçekmece'de bir bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Ama iddia o ki çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. İşte o ihmal az kalsın 12 yaşındaki Berat'ın sonu olacaktı. Benim kardeşim şu an hani can çekişiyor. Hani doktorlar bizi dahi içeri almıyor. Çok kırıkları var. Bina riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Ama aynı riskin çevredekiler için de mevcut olduğu hesaba katılmadı. İhmalin bedelini ödeyense 12 yaşındaki Berat oldu. Küçük Berat işte tam da bu noktada arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Buraya geldiğinde işte binanın bu duvarı büyük bir gürültüyle çöktü ve küçük Berat işte tam da bu beton bloğun altında kaldı. Kafatası kırılmış, beyin kanaması geçiriyor. Kaburga kemikleri kırılmış, iki bacağı kırık. Burası Küçükçekmece'deki Kanarya Mahallesi. Kentsel dönüşüm için boşaltılan bina için yıkım kararı bekleniyordu ama önlem alınmamıştı. Duvar sallanıyormuş zaten abi. Tüm komşular şahit buna. Sallanan bir duvar tabii çocuğun üstüne düşer. Dün burada kalbi durmuş. Şu haliyle inşaata bile girmemesi lazım aslında. Hani yanından bile geçirmemesi lazım. Mahallelinin sallanıyordu dediği duvar oyun oynayan Berat'ın üzerine yıkıldı. Olay yerinde tehlike hala geçmiş değil. Bakın yıkılması beklenen binanın durumu böyle. Camlar patlamış ve hemen pencerenin kenarında kocaman bir taş var. Ve binanın önünde çok sayıda çocuk var. Burada oynuyorlar saatler boyunca. Yani oradan bir parça düşse bu çocukların da Berat'ın kaderini yaşaması işten bile değil. Abi görüyorsun burada şu rüzgar bir çıksa, fırtına çıksa düşecek aşağıya abi. İlla çocuk diyor ki yaşlı bir kadın gelse, ben gelsem benim kafama da gelecek abi. Camları görmüyor mu abi? Berat yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor. Ailesi ise çocuklarını bu hale getirenin çok büyük bir ihmal olduğunu düşünüyor ve sorumluların gerekli cezayı almasını istiyor.